salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ve ezvacihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve auzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. Şimdi diyorsunuz belki, ooo enişte hoş geldiniz. Eniştem, amcamın oğlu, bu da yeğenim. Hoş geldiniz. Ben de sataşacaktım. Sürpriz yapmışlar. Geleceklerinden haberim yoktu. Bu sürpriz oldu. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimiz abi. Biz az değiliz ki. Allah razı olsun abi. Siz cepte, siz garanti. Onlar yeni. Allah razı olsun. Bugün inşallah Kur'an'ın diğer beyanlardan, kelamlardan farkını, özellikle de bugün bizim en çok övündüğümüz ya da Batı'nın lansesiyle, oradan bize öyle anlatılmasıyla övündüğümüz böyle işte edebiyat tarzları, roman, şu bu, bunlardan Kur'an'ın ne üstünlüğü var? Bunun üzerine biraz sarfı kelam edelim istiyorum. Hem de bunun arkasında şu da var. Bugün bize bilimsellik diye bir şey böyle dayatılıyor. Sanki doğru bilginin tek kaynağı bilimmiş gibi, bilimsellikmiş gibi. O bir şeyi doğruluyorsa o hakikattir. O bir şeyi doğrulamıyorsa o kesinlikle yanlıştır gibi bir şey aşılanıyor bize. Bakalım bu bizim acaba teolojimize, imanımıza, Kur'an'ımıza uyuyor mu? Biz doğruyu nasıl tanımlıyoruz? Biz de doğrunun karşılığı nasıl? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. 13. sözün üzerinden hareket edeceğiz inşallah. Bu metin bunu anlamak için çok doğru bir yer. 13. söz, Bismillahirrahmanirrahim. İki ayet-i kerimeyle başlıyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil müminin. Bu ayet İsra suresinin 82. ayeti. İsra suresinin 82. ayeti. Gözlüğü çıkarayım, seçemiyorum. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Diğer ayet-i kerime de şu. Estağfirullah. Ve ma allemnâhu şi'ra ve ma yenbagîle. O da Yasin suresinin 69. ayeti. Yasin suresinin 69. ayeti. Onun da kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Şimdi bu iki ayet-i kerime bu sözün manşet ayetleri. Bediüzzaman Hazretleri'nin tarzına aşina olanlar, zaten hepiniz aşinasınız, biliyorsunuz şöyle bir usul izliyor. İki tane ayeti veya bazen bir tane ayeti nazarımıza veriyor en başta, belki daha da fazla oluyor bu. Ama metnin içinde o ayetin merkeziyetinde çok sayıda ayeti, hadisi anlatıyor. Biz fark edelim, fark etmeyelim. Söz basın mesela burada bazılarına dipnot düşmüş. Mesela şu söylediği şey şu ayette de geçiyor diye veya şuradaki cümlede ayet belirtilmemiş ama o şu falanca surenin falanca ayeti diye veya şu hadiste şu hüküm geçiyor diye buraya dipnotlar koymuş. Oradan da anlıyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri sadece burada verdiği ayetleri tefsir etmiyor. Aslında çok sayıda ayeti ve hadisi mezcetmiş bir şekilde, birbirine karıştırmış bir şekilde burada anlatıyor. Ama manşette bu iki ayet var. Peki manşette bu iki ayet neden var? Ya da bu iki ayet bize ne söylüyor? Biraz onun üzerine tefekkür ederek başlayalım. Hem de onu yaparsak sözün geri kalanında söyleneni daha iyi anlayacağız. Meali bir daha okuyorum. Meali nedir? Sözlük anlamı mealin. Mahmut abi, meal ne demek? Nahal, özet. Ya kısa anlam değil mi? Öyle asıl şeyi o demek. Evet. Şimdi Kur'an meali yazıldığı zaman alimler şimdi ona tercüme diyemezler. Tercüme Arapça'da birebir karşılık gibi bir manaya geliyor. Ama o insan sözü bu Allah kelamı. Buna tercüme diyemeyiz diye kısa anlam manasına gelen meal sözcüğünü kullanmışlar. Fakat tabii bugünlerde biz o mealin o vurgusunu bilmediğimiz için bazen o tercümeyi birebir karşılığıymış gibi sanıyoruz. Öyle değildir arkadaşlar. Burada bize icmalen bu ayette söylenenlerin bir özeti sunulmuş. Ya çok sayıda başka mana da vardır bu ayetin içinde yani. Ehli onu böyle araştırdığı zaman çıkarır. Fakat daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile yani o düşük düzeyde o birebir çeviriye kastedilmiş
ya da başarılamamış o düzeyde bile şunu anlıyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim'i bize ne yapıyor? Tarif ediyor. Neymiş Kur'an'ın iki özelliği? Bir, Kur'an şifaymış. İki, rahmetmiş. Peki kimin için? Üç, müminler için. Yani Kur'an'dan istifade edebilmek için insanın mümin olması lazım öncelikle. Başka ayetlerde de bu işaret edilir, bu söylenir. Kur'an, mümin olanın yeni ayetler indiğinde, mesela Kur'an öyle buyuruyor. Yeni ayetler indiğinde, yeni temsiller bildirdiğinde Cenab-ı Hak mümin olanların imanı artıyor ama kafirlerin de dalaleti artıyor. Neden öyle oluyor? Çünkü o inanmamak kastıyla bakıyor, kusur bulmak kastıyla bakıyor, nereden açığını bulurum kastıyla bakıyor. Mesela işte Bakara suresinin başlarındaki o sivrisinek örneğini veriyor Cenab-ı Hak. Kafirler şey diyorlar ya, Allah, koskoca Allah böyle örnek verir mi ya falan. Hani ayetin içinde de geçer bu. Cenab-ı Hak diyor ki, Cenab-ı Hak ben onlardan teberri etmem diyor. Neden? Ben onu yaratmışım zaten. O benim bir ayetim. Onda nice sanatlar var. Elbette onu kendi beyanımda anmaktan ben çekinmem diyor Cenab-ı Hak yani. Ama kafirler insanın nazarında o kusurlu bir şey olduğu için ya sivrisinek bizim nazarımızda kötü bir şey. Geliyor, konuyor, sokuyor falan. İşte o bizim gözümüzdeki algının, sanıyoruz ki Cenab-ı Hak da öyle bakıyor, haşa sümme haşa. Bu işte insanın yanlış kendi ben merkezciliği. Halbuki Allah'ın bir ayeti olarak o sivrisineğin resmini bir büyütüyorlar, bir bakıyorsunuz. Abi sanki böyle şey, hani bizim bugün yaptığımız o kızıl elmalar, şunlar bunlar, hiçbir şey yani onun yanında. İnişi, kalkışı, bilmem şunu bunu, üst düzey bir canlı. Havara hiç ses yapmıyor onlar. Hiç ses yapmıyor, yakıtsız. Çok iyi manevra yapıyor. Yakıtsız. Yakıtı yok değil mi? Yakıtı var da abi bizden alıyor onu. Teknoloji harikası abi. Her bir, mesela helikopter böceği deriz biz memlekette. Helikopter gibi iner kalkar. Helikopter böceği deriz abi. Yani deniz altındaki bazı canlıların özellikleri dinliyoruz programlarda. Bütün varlıklar hem sanatlı hem hani bugünkü dille teknoloji harikası. Muhteşem. Evet, zaten bizim teknolojimiz de onların taklidi. Bir anlamda o, evet. Demek ki ilk şart, yani Kur'an'ın icazını, mucizeliğini, başkalığını anlamanın ilk şartı onunla mümin olarak muhatap olmak. Peki mümin olmak nedir? Mesela onu da biraz deşelim. Bakalım altından neler çıkacak. Nedir Erdem abi mümin olmak? Yani iman etmek abi, kabul etmek. Onunla gelen her şeye eyvallah yani. Başka üstüne kabul ediyorsun. Taksiyon olduğunu iman ediyorsun. Değil mi? O şeyler. Yani başta dediğimiz ya, diğeri ona tenki gözüyle bakıyor. Kusurlar ya. Ama biz tam tersi. O ne değilse doğrudur. Hatta demin dediğim mana. Belki bildiğin milyon tane manası var. Ona iman ediyorsun. Değil ama burada demek istediğinde herkes farklı bir mana anlıyor. Evet. O genişlikle değil mi? Evet. Başka iman üzerine, müminlik üzerine değişik bir açılım, Ahmet bir hocam, katkı. Bilimi, Cenab-ı Hakk'ın alim isminden elemine ilan bakıyor. O da mesela iman. Yani. Bilim nedir? Cenab-ı Hakk'ın alim isminden. Bir tecelli şekli belki. Şekli. Tecelli şekli, evet abi. Yani ilim Kur'an-ı Kerim'in içine var. Matematik istersen, ne istersek. Var. Mevcut yani. Yeter ki biz bakalım. Abi iman etmenin ben bir de şöyle bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bakalım katılacak mısınız? Bu benim tefekkürüm. İmanın hemen arkasında bedel ödemek var. Daha doğrusu o bedeli göze almak var. Mesela ben Ümit abinin çok doğru sözlü bir insan olduğuna iman ediyorum. İnanıyorum ki Ümit abi çok doğru sözlüdür. Ümit abi bana diyor ki, Ahmet diyor, kesin zaruri, kesinlikle bugün Eyüp'e gitmen lazım. Senin hayatın için o şart, yani orada mutlaka bulunman lazım. Ben eğer hakikaten Ümit abinin doğru sözlülüğüne, hiçbir sözünün yalan çıkmayacağına iman ediyorsam, onun bedeli Ümit abinin dediği haberi ciddiye almaktır. Bedeli yani, onu ödemem gerekiyor. Mesela işte diyelim ayet-i kerimeyi okuyoruz değil mi? İmanlı birisinin ayet-i kerimeyle muhatap oluşu işte dediğimiz gibi hükmün doğruluğuna dönüktür. Cenab-ı Hak namazı mı emrediyor? Bizim aklımıza şöyle bir şey gelmez mesela müminlerin. Ya namazı emretmiş ama acaba gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bak ayette böyle muhatap olmayız. İmanlı kabuldür
diye bir ifade var değil mi abi? Evet, var. İntisaptır var. Diyor, evet. Baştan o kabul demek ki, anlatıyorum sen dediğin gibi, hı hı. O kabulden sonraki mükellefiyetleri de kabul aslında. Evet, evet. Hani biz kabulüz, sen ne dersen kabul ediyoruz manasını içeriyor. Velev ki diyelim abi hani fiiliyatta tam onları yaşayamıyoruz, nefsimiz de var çünkü oyunun içinde, o pek söz dinlemiyor. Ama yine de itikatta Allah'ın dediği doğrudur noktasında olmak gerekiyor. Yani abi bir olan Allah'a, Allah'tan başka ilah olmadığına kainatta iman ediyoruz. Sonra teslim olunca Müslüman oluyoruz. Evet. O şey kısmı da peşinden geliyor. Hı? Mesela evet. Zaten abi bilginin tesir etmesi için de o bedeli ödemeye hazır olmak lazım. Yani diyelim mesela ben Ercan abiyi yolda görüyorum. Ama Ercan abiyle o günde hiç selamlaşasım yok. Ya da hiç muhatap olasım yok Ercan abiyle. Ercan abi yanlış anlama. Her zaman başım gözüm üstündesin. Bunu temsil olarak veriyorum abi. Tek Ercan benim oldu Ercan abi. Öyle mi? Pardon Ercan. Yani iki tane Ercan abimiz var eyvallah. O zaman ben ne yaparım? Bak Ercan abi yanımdan geçiyor. Ama ben onu görmemeye çalışırım. Şahit olmamaya çalışırım. Niye? Karşılaşmamız bana bir bedel ödetecek. Yani bir fiiliyata girmem gerekecek. Bir şeyler yapmam gerekecek. O yüzden Ercan abiye şahit olmamaya çalışırım. Bu bedeli ödememeye çalışırım. Abi bedel ödemek için kastı şimdi ha. İmanın bedeli sanki zor bir şeymiş gibi o bedel ödemek ne demek? Aslında onu açmak lazım. Ha, tabii. Şimdi bedel, ben Müslüman olsam bir bedel ödeyeceğim. Ha, yani, o bedel ne? Ha. Onu açmak lazım. Evet. Şimdi. İşte şunu oraya gelecektim abi. Şimdi mesela iman da bize bir sürü bilgi mesela Kur'an'da, sünnette bize bir sürü bilgi geliyor. Birçok bilgi geliyor. Bunların hepsinin bizden istediği bir hayat şekli var. Yükümlülükleri var. Evet, yani işte. Evet, evet. Yani diyor sen iman ettin mi 5 vakit namazı da kalacaksın ya. Diyor. Zekatı da vereceksin. Haca da gideceksin. Evet. Yalan da söylemeyeceksin. Sırt üzerine gideceksin. Evet. Bu işte o neden dediği onlar. Böyle ben kabul ettim. İşte bazıları görmemezlikten gelir. Ondan kaçmak için dediği gibi. Abi üstad Emel abi karısıyla konuşuyor ya mesela. Orada durduruyor değil mi? Bundan sonra iman edeceğim bu sayede yok. Bedeli ödemek zorunda kalacak. Sınırı geçecek herhalde. Yani diğer sıralamalar geliyor. İmandan sonra tabii. Hemen namaz geliyor. Üstad diyor mecliste imandan tabii. Sonra en büyük hakikat namazdır. Hı-hı. Namaz kılmayan diye devam ediyor. Meclisimiz var ya abi iman teslimi, teslim tevekkülü. Tevekkül saadeti daireyini iktiza eder. İktiza eder evet abi. Bir de hani bir söz var ya müddeyin iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Ben Müslümanım diye bir iddiam varsa müminim diye o zaman onun devamını göstermen evet, gerekiyor. Evet, o da bir şey olarak peşinden geliyor. Evet. Bu müminliğin başladığı yerde mükellefiyet başlar. Heh, bravo. Yani reşit yaşalım böyle. Şimdi reşit oluyorsun ya. Şimdi devlet 18'i şey şu aklıma geldi. 18'e reşit oluyorsun ya. 18 oldun mu her şeyden sorumlusun. Şimdi sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Oradaki bütün o şeyin altına girmiş oluyor. Evet. Ceza ehliyet başlıyor. Tabii ceza ehliyet başlıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olmanın belli mükellefiyetleri var. Evet. Diyor ki askere gideceğim, vergi ödeyeceksin gibi sorumluluklarım var vatandaş olarak. Müminliğin de sorumlulukları başlıyor. Ya. Şimdi bedel ödemek değil, sorumluluk derse daha bedel ödemek deyince biraz insanlık basit. Aslında o işte içimizdeki eşit de o. Yani iman edenle etmeyen arasındaki nüans ne? İman eden bedel ödemeyi göze almış oluyor. Tamam diyor Allah'ın emri peygamberin sünneti üzerine aleyhisselam. Ben diyor ne gerekiyorsa evet o mesafeyi alacağım diyor. Öyle talip olduğu için de hatta İbn Arabi Hazretleri hani diyor ya her arayan bulamaz ama bulanlar ancak arayanlardır. O arama da aslında bu. Yani evet bana bir şey lazım, bir hakikat lazım, bütün hayatımı anlamlandırması lazım, bütün düğümlerimi çözmesi lazım. Ama ben de o hakikate vermem gereken bedeli vereceğim diye muhatap olmak. Yani o benden ne istiyorsa ben de o şekle gireceğim mecburen. O zaman evet bilgi bize tesir ediyor. Buradaki işte müminlik de ben böyle bir yere yaklaştırıyorum Serdar abi. Siz ne dersiniz Muammer abi, Ercan abi? Yani o eşiği geçmek lazım ki Kur'an sana tesir etsin. Hayatla altına girmiyorsun yükün ama iman ettim o da olmuyor tabii. Farkında olmuyor. Mesela farkında olmuyor. Gelenek haline geliyor bu sefer. Evet evet her şey yok. Yani öyle adet. Devamında bak ne diyor? Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Yani Kur'an'daki bilgi, Kur'an'la gelen bilgi önce oradan alıp geleyim. Mesela şey bilgisi gibi değil. Benim Kaan diye bir arkadaşım vardı lisede. Şu an doktorluk yapıyor yanlış bilmiyorsam. Acayip bir Beşiktaş taraftarı.
Ama öyle böyle değil yani. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ha, amcaoğlu da Beşiktaş taraftarı. Bak başını sallıyor Fenerbahçeli. Amcanın işte bizim. Ama abi böyle hangi maçı nasıl kazanmışız? Kaçıncı dakikada gol olmuş? Hangi futbolcu atmış? Böyle sayıyor. Bunalıyordum. Kaan yeter diyordum. Tamam ben de Beşiktaşlıyım ama bu kadar olmaz. Bakın bu da bir bilgi. Ama bu bilgi Kaan'ı olduğu Kaan'dan başka bir Kaan olmaya götürüyor mu? Götürmüyor. Açtık bir tane Serengit Aslanları belgeselini izledik. Gördük aslan geyiği parçaladı işte bilmem ne yaptı, ayı bilmem ne yaptı. Bak, tamam bu da bir bilgi. Ama bu bilgi beni Ahmetlik'te daha başka bir yere götürüyor mu? Götürmüyor. Malumat bunlar. Yani böyle genel kültür gibi alıyorum ben bunları. Cenab-ı Hak diyor ki, bak benim kelamım böyle değil. Benim kelamım size şifa ve rahmet, size ben ihtiyacınız olan şeyi indiriyorum. Burada anlatılan sizin hikayeniz. Hiçbir şekilde bunun sorumluluğundan, bunun tesirinden kaçmamalısınız. Buradan şuraya da gelelim. Yine Kur'an'ın mesajını anlamak için yaralarının, hepimiz yaralıyız da Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbirimizin yarasız bir vücudu yok. Çok şükür ki yaralıyız. Zaten Mevlana Celaleddin Hazretleri de bir eserinde öyle diyor. Yara diyor, bedenimize ışığın sızdığı yerdir diyor aslında. Hani bedene ışık nereden geliyor? Yara açıklarından geliyor. Aciz fakir işte. Evet. Çok şükür ki Cenab-ı Hak bizi o yaralarla yaratmış. Ama Cenab-ı Hakk'ın marifetinden, işte öğrettiği şeylerden istifade etmenin bir şartı da yaralı olduğunu bilmek. Çünkü bilgi şifa. Bak kendisini şifa olarak tanımlıyor. Yaralı olan ancak o şifayı fark eder. Ben kendimi Süpermen gibi hissediyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hani Firavun da öyleymiş derler. Evet. Hiç hasta olmamış hayatı boyunca. Keşke olsaymış. Belki bir kere hasta olsa Musa Aleyhisselam'ın tebliğinin kıymetini anlayacaktı. O zaman da Firavun olmazdı. O zaman da Firavun şey olurdu. Hikaye değişirdi. Başka bir hikaye olurdu. Evet. Ama işte o yarayı fark ederseniz Cenab-ı Hak şifayı lütfediyor. İki, bu bilgi rahmet. Bu bilgi zahmet değil, rahmet. Yani Cenab-ı Hak bizim daha iyi olacağımız bir şekle getirmek için bu vahyi indirmiş. Yoksa bize işte ağır yük vermek için veya eziyet etmek için haşa değil. Yine Bediüzzaman Hazretleri hani şeyi soruyorlar. Ya Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı mı var? Bize niye bu namazı, orucu falan emrediyor? O ne diyor Erdem abi? Bizim ihtiyacımız var. Çünkü Osman dediğin şey bedel ödemek bize demek ki daha güzel bir şey. Evet, güzel bedel, evet, karşılığı evet. Güzel. Rahmet olarak geliyor. Yani, şifa olarak geliyor. Yani sıhhat olarak geliyor. Tırtılın kelebek olmak için ödediği bedel gibi abi. Yani tırtıl kalma. Cenab-ı Hak seni kelebek etmek istiyor. E onun da bir bedeli var. Bir kozanın içine girip böyle şey yapman lazım. Bir zahmeti var yani. Onun gibi. Yani vazife bedelden ziyade yapmamız gereken vazife. Asıl onun karşılığında tamamen ikram-ı ilahi olan cennet ve ebedi hayat ve Cenab-ı Hakk'ın cemalullahı var. Mesela. Bu dünyada da karşılığı var aslında baktığımızda, yani. Manevi olarak. Tabii. Sadece yani şifa, maddi var. Şifa değil, manevi şifa da lazım. O yaralar sadece maddi yara değil ki, manevi yaralar. Manevi yaralar. Ben burada bedel kelimesini seçmemiz ile biraz nefis eksenli kendi durduğum yer üzerinden konuşuyorum. Nefise bunu derken, nefis bunu doğru hemen bedel olarak anlıyor. Mesela işte bugün tesettür mesela bayanlara şey geliyor, ağır geliyor. Ama Cenab-ı Hak onu yine senin için emrediyor. Rahmet var işte. Evet evet. Kadınlar, biraz buna gireyim sonra tekrar ayete dönelim. Kadınlar cismaniyeten güzel oldukları için kendi dışları, mesela açık bir kadının kendi dışıyla meşguliyeti kapalı bir kadından çok daha fazla. Ya işte güzellik kremidir, estetik ameliyattır, şudur budur. Bak bütün dünyasını kaplıyor yani. Kendi dışı, kendi yüzeyi, yüzeyselliği bütün dünyasını kapsıyor. Ama tesettürlü bir bayanı o eğer hicabın hakkını veriyorsa yani şöyle bir şey oluyor. Dışıyla gündem olamayacağı için mecburen burasıyla gündem olacak. Ve daha burasıyla gündem olacak. Cenab-ı Hak aslında kadına tesettürü emretmekle onu dışının esaretinden koruyor. Yani sen yoksa dışının kabuğunun esiri olacaksın. Bütün meşguliyetin o olacak. Ben seni bundan kurtarıyorum diyor Cenab-ı Hak. Burayı ört. Bununla gündem olmak diye bir söz konusu olmasın. Diğer yönlerini, sende manevi latifeler var, manevi işte gelişmeye müsait yanlar var.
onları inkişaf ettir. Tabiri caizse hani tesettür emrinin zımmında bu da vardır. Kadını diğer yönlerine sevk etmek. O yönleriyle gelişmesine yönlendirmek vardır yani. Yani ben şimdi şifa çok önemli aslında. Buyurun. Mesela zekat. Nasıl şifa olur? Bütün topluma şifa olur. Şu açıdan zengin fakir arasındaki ayrımı yok. Evet, yani. Kantaratüt sistem diyor. Sosyal eşitliği sağlayarak bütün ümmete rahmet oluyor, şifa oluyor. Yani orada ayet-i kerimedeki o şifa çok iyi anlaşılmalı. Tabii. Zekat verirken bizim malımız eksiliyormuş gibi geliyor. Aslında ademi gibi geliyor ama toplum bazında baktığında vücudu bir şey çünkü kargaşayı önlüyor. Fakirlerle zenginler arasındaki düşmanlığı kesiyor değil mi? Abi siz ona kastettiniz. Zaten evet, hadis de var. Zekat İslam'ın köprüsüdür diye. Evet. Ve rahmet olan şeyi indiriyor. Yani Kur'an'la muhatap olursanız bu şekilde ancak Kur'an'ın Kur'anlığını anlarsınız. Ayet-i kerime bunu söylüyor bize aslında. İsra suresinin 82. ayeti. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetul lil müminin derken, yani Kur'an böyle bir bilgi. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Kur'an'la mümin olarak yaralarınızın bilincinde ve şifasını onda arayarak ve onunla gelen bilginin zahmet değil rahmet olduğunu bilerek muhatap olursanız Kur'an size icazını, mucizeliğini, harikalığını gösterir diye ilk ayet bize bunu söyledi. Biraz uzun gittim. Şimdi ikinci ayete geçelim. Estağfirullah. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagı ile Yasin suresinin 69. ayeti bu da. Yasin suresinin 69. ayeti. Biz peygambere şiiri öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Serdar abi şiir çok mu kötü bir şey ya? Niye Cenab-ı Hak Kur'an'ı tenzih ediyor şiir olmaktan? Biz öyle kötü bilmiyoruz. Yani şiir tabii Kur'an manaya esas alıyor. Şiir kafiye. Yani yüzeyde kalıyor. Yani mana kelama şey yapıyor. Dış yüzeye feda ediyor. Değil mi? Ama Kur'an öyle değil. Kur'an ne şiirdir, ne romandır, ne bir şey. Çünkü zaten Allah'ın kelamıdır. Zaten öyle olmasa ona yakışmaz zaten. Evet. Müşrikler yani işte sen şairsin diyorlar diye. Tabii o zaman şiirin de vardı. Tabii yani. Şiirin revaç olduğu zaman da tabii o zaman. Onu da şey almak lazım. Nazara almak tabii. Lazım. Kur'an'a şiir dedikleri için, Resulullah'a şair dedikleri için biz ona şiir öğretmedik. Ona bu yakışmaz. İn hüve illa zikrun ve Kur'an-ı mübin diyor devamında. Onun söylediği söz apaçık Kur'an'dır yani. Başka bir şiir falan değildir. Evet. Yani orada şiirden ziyade Kur'an'ın şiir olmadığı söyleniyor. Abi ben bu ayet... Üstadımız ne diyor? Oraya da geçersek. Evet inşallah şu ayet şey yapayım. Bir daha bir şu 7 askı şiirleri var ya o zamanlar yani Kur'an nazil olana kadar Arap edebiyatının en zirve eserleri sayılıyormuş ve Kabe'nin duvarında asılı duruyorlarmış. 7 askı şiirleri. Bu şiirleri ben bir hocanın kitabında okumuştum, bir profesör hocanın. 7 askı şiirleri diye kitap yapmış bunu. O şiirler kayıtlıymış yani, kayıp değiller. O şiirleri almış, Arapçasını da koymuş, çevirisini de koymuş. Ben o şiirleri okuduğum zaman bu ayetin ne demek istediğine biraz daha yaklaştım. O şiirleri okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Tamamen bizim dünyevi işlerimizden ibaret. İşte atımın nalları şöyle, sevgilimin saçları böyle, işte savaşta mızrağımı şöyle çekerim, kılıcımı böyle sallarım. Şimdi onlara bakıyorsunuz, bir de Kur'an'ın mevzusuna bakıyorsunuz. Biz farkında değiliz şu an çünkü Kur'an ve iman hayatımıza o kadar karışmış ki şiirimize, edebiyatımıza, her şeyimize. Ama çekip çıkarsak aslında Kur'an bütün dünyamızı değiştirmiş bizim. Yani Kur'an'la gelen anlam dünyası, konu bambaşka bir şey. Yani o beşeri şeyde yok. Şiir aslında arzda üretilen beşerin beşerle konuşması gibi bir şeydir yani. Tamamen insani ve arzi bir bilgidir. Tabi bugünkü şiirin içinde vahyin de etkileri var. Yani Müslüman şairler elbette imanlarından eserler koyuyorlar. O yüzden biz bu nüansı tam hissetmiyoruz. Ama cahiliye şiiriyle Kur'an'ı karşılaştırdığınız zaman ya Kur'an konuyu bambaşka bir yere götürmüş yani. Bunu çok şiddetli hissediyorsunuz. O anlamda da Kur'an şiir değildir. Beşer sözünün en sanatlısı bile Kur'an'a ulaşamaz. Çünkü onun içeriği bambaşkadır. Pekala. Şimdi işte metne geçiyoruz abi. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen
şu gelecek sözlere dikkat et. Burayı bir daha alıyorum çünkü bu 13. surede ne yapıldığını burası söyleyecek bize. Kur'an-ı Hakim, yani hikmetli Kur'an, her şeyi hikmetli olan Kur'an, binbir hikmetle dolu olan Kur'an, felsefe ulumunun, yani arzdaki bilgi üretimi, yani arzların, vahiyden, sünnetten, bundan habersiz arzların bilgi üretim şekillerini düşünelim, hepsini alalım, buna bilimi de katalım. Felsefe ulumunun, felsefe ilimlerinin mahsuli hikmetlerini sonuçta bizi nereye götürüyorlar? Sonuçta bize ne kazandırıyorlar? Onu, dersi ibretlerini, dikkatimizi neye yöneltiyorlar? Dersi ibret bu demek. Yani felsefe ilmi bizim dikkatimizi nereye çekiyor? Kur'an ve sünnet bizim dikkatimizi nereye çekiyor? Ve derece-i ilimlerini, yani o bilginin kıymetine, kıymeti harbiyesine, bu bilginin kıymeti harbiyesine muvazene etmek, ölçmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan, harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-ı acibeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazineyi ulum açar. Felsefe hikmeti ise, bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp, cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sükut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatine adi deyip lakaytlıkla bakar, fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velveli istigrapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybtan muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker, fakat intizamdan şuzuz etmiş, kabilesinden cüda düşmüş, yalnız olarak gurbete düşmüş denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte burayı da okuyayım, bir paragraf daha okuyayım. Üzerine konuşalım abi geçtiğimiz kısmın. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir diyor. Şimdi dönelim az önce okuduğumuz kısma. Üstad Hazretleri ne söyledi bize? Şöyle bir şeyi ben fark ediyorum. Dersi ibretleri dedi ya, sanki o kısma yoğunlaştı bu kısımda. Onlar neye bakıyor? Dikkati nazarları neyin üstünde? Müslümanın dikkati nazarı, bunu sahada ne kadar başarıyoruz tartışılır da, neyin üzerinde olmalı? Burada sanki onun şeyi var, tartışması var. Peki abi, bizim nazarımız neyin üzerinde olmalı buradaki metinden hareketle söylersek? Ümit abi, senin aklına ne geliyor? Yani orada şey diyor ya, ona bir isim takar, o budur der, geçer deyip ondaki harika sanatları gizler örter diyor ya, dedi değil mi orada? Evet. Yani felsefe aslında Kur'an'a hizmetkar olmuş olsa, onun arkasındaki Esma-i İlahiye de bir nazar etse aslında felsefe aslında görevini yapacak. Hı. Ama ne yapıyor bizim dalalet olan felsefe? Sadece ona bir isim takıyor. Bu diyor, arkasındaki Esma-i İlahiye'nin o cari olan hakikatleri hepsini örtüyor. Hı. Bu da neyi? Bunun da amacı insanların işte o orada Cenab-ı Allah'ın fark edilmekliğini örtbas etmek yani. Hı. Burada şunu da ben hissettim sanki buradaki metinden abi. Hani bugün habercilikte çok konuşulur. Bir köpek
insanı ısırırsa bundan haber çıkmaz ama insan köpeği ısırırsa bundan haber çıkar derler, yani bundan haber olur. Felsefenin nazarında şu var. Hep ola gelen veya işte günlük hayatta göre göre alıştığımız şeyler, bunların diyor çok bir kıymeti harbiyesi yok. Bunlar hep öyle ola geliyor. Sıradan geliyor. Sıradan geliyor. Yani güneş mesela, ne verirsek burada. Evet. Güneş değil mi? Cenab-ı Hak her gün doğduruyor onu. Şimdi bu bununla büyüdüğü için ya felsefe, bunu sıradan normal görüyor. Ama velakin bir gün ay önünü kapatınca manşet oluyor. Oysa ki bu güneşi kim koymuş oraya? Muntazaman kim onu işletiyor? Oraya bakmıyor. Asıl müzze olan burası ama Cenab-ı Hak ara sıra perdede aralamak için işte ayı koyuyor. O onunla ilgileniyor ama buradaki mucizeyi görmüyor. Oysa ki Kur'an ne diyor? Sivrisineğe bak diyor mesela. Hı hı. Deveye bak diyor. Evet. Çünkü asıl mucize sanat onlar zaten. Yani o ama felsefe ne yapıyor? Onlara hiç ilgilenmiyor. Evet. Onlara bir isim takıyor. Güneştir diyor. Sabah doğar, akşam batar. Yahut da yer çekimi kanunudur. Bir cismi yukarıdan bıraktın mı aşağı iner. Ama onu kim oraya koymuş, niye koymuş? Oysa ki muhteşem bir düzen, bir şey var. Onu görmüyor. Bir isim takıyor işte. Tabiat diyor. Yani abi burada şu söylenebilir mi mesela? Müslüman için, o geçen de Cuma dersinde konuştuk ya, yer ve gök ve içindekiler Allah'ı tesbih eder ayetiyle de bunun ilişkisi var. Müslüman için sıradan bir şey yok aslında. Bize her şey mucize. Madem ki biz benzerini yaratamıyoruz, ondan aciziz, o zaman bu her şey mucize. Ve onların hepsinin üzerine düşünülmesi lazım. İşaret-ül İcaz'da Bediüzzaman Hazretleri bunun üstünde tekrar geçiyor mesela o mevzuda. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in işte deveden, arıdan, karıncadan, böyle şeylerden diyor misal vermesinin sebebi, ya onlar mucize ama sen göre göre alışmışsın, ülfet perdesini aşamıyorsun. Onu diyor yırtmak için Kur'an-ı Kerim daha çok diyor böyle şeylerden örnek veriyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim bize mesela ne diyelim, kuantum fiziğinden de bahsedebilirdi. Veya işte nöbulozların patlamasından bilmem o mevzulara da girebilirdi. Fakat bizim her gün muhatap olup hiç kıymetini bilmediğimiz şeyler ne? İşte yanı başımızda yaşayan şeyler, rüzgarın esişi, işte yaprağın düşmesi, ağacın yeşermesi. Kur'an'ın nazarında bakın bilgi alanı ne kadar genişliyor. Hatta diyebiliriz ki bilimsellik denilen şey işte Kur'an'ın bu sırrına, o Cuma günkü dersi sanki sen demiştin bunu abi, bilim de sanki buradan besleniyor falan. Kim demişti onu? Yani Kur'an diyor ki yer ve gök ve içindeki her şey Allah'a tesbih eder. Yani her şey mümin için bilgi kaynağıdır. Bilimsellik de aslında biraz bundan besleniyor. Bilim adamı mesela gidiyor kas tüyünü araştırıyor. Bu kas tüyü niye işte böyle falan. Bakıyor onda da bilgi var. Kullanırsa gündelik hayatına şöyle katkısı olacak. Atıyorum balinanın yağına iniyor. Aa, balinanın yağında şöyle bir özellik var. Bunu ben şöyle yaparsam işte bundan da şöyle bir ilaç yaparım falan. Bak o kapı nereden açılıyor? Her şeye bilgi kaynağı olarak bakmakla. Fakat felsefede bu iş nasılmış? Felsefe hikmeti ise harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Mesela işte güneşin doğuşu. Aslında nasıl bir mucize? Düşünün dünyanın 1 milyon katı bir şey. Dünya ondan işte 1 milyon artık belki daha da fazla. Bizim güneşimiz hatta, yani... Arkadaşlar şu an bahardayız değil mi mesela? Evet. İşte tam haşir değil mi aslında? Tanzül ile eser rahmetillahi. Yani biz bugün bir arkadaşlarla Çatalca tarafına gittik. Otoban kenarlarında mor çiçekler falan, Allah Allah. Birisi dedi ki ya tabiat dedi coşmuş ya dedi. Arkada seyahat edenler de. Ya aslında o coşmalar, o tabelalar hep birine işaret aslında. Ama biz hep oradan öteye gidemiyoruz yani. Evet. Ahmet abi, Kur'an, hani Kur'an'la girdik. Evet. Kainata Allah namına bakmamızı söylüyor. Üstad manayı harfiyle bak. Evet. Yani manayı ismi de değil, manayı harfiyle bakma meselesi var ya. Mesela Üstad Hazretleri Varla'ya sürgün edildiğinde bir mola falan veriyorlar. Jandarmanın tüfeğine bakıyor böyle ama çok dikkatli bakıyor. Zannediyorlar ki tüfeği alacak. Yok yok yani şey yapmayın. Ben tüfeğin yapılışına bak, dikkat ettim. Ustaya nazar ettim. Yani Kur'an'ı bakışta kainatta eserde müessiri aramak. Yani ustayı aramak var. Evet. Ama felsefenin bakışında o böyle bir bakış açısı yok. Tesadüflere vererek asıl kıymetini
kesiyor. Kasten gizlemek var hatta. Kasten gizlemek. Evet. Kim oldu İsmail Şen'de var ya, üstada kelepçe takmışlar. Kelepçeyi severdi diyor. Onda bir sanat var diye üstad. Hmm. Evet. Evet. Doğru abi. Sanatkarı usta, gösteriyor yani. Ustayı aramak. Eserde ustayı aramak. Bir konuda var yani sebep, müsebbet, müsebbib. Yani eğer bir şeyi oluşturan sebepler basit, bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç mükemmelse, o zaman bu sonucu, bu sebep yapmamış. Hı hı. İşte elma ağaç misali. Yani evet, o yüzden burada esere bakarken sayı hemen düşünmek lazım. Yani aslında burada bilgi abi, alanını geniş düşünmek lazım. Biraz evet. Olan ha. Evet abi. Buralar abi ezberinde olan yeri sokusun. Ha buyur buralar. Şeydi abi. Tabii ya, basar masnuatı görüp basiret sahneyi görmese pek acık ve çirkin bir şey. Evet. Sen bir daha böyle söylemiştim onu. Allah razı olsun. Daha çok kıyım. O risalenin orada geçiyor. Evet. Biraz yüksek sesle söyle abi, değil mi? Yani basar masnuatı görüp hani gözle bu sanatı görüp de kalp gözüyle onun arkasındaki yaratıcıyı görmezsen pek acık düşer diyor usta. Evet. Evet. Mesele o. Mesele var, evet. Doğru. Yani Kur'an da bizi aslında oraya çekmeye. Evet. Tamam. Hatta bak. Şeyde Bakara suresindeki şey var ya, onlar ki gayba iman ederler, aslında o da aynı şeyi işaret ediyor sanki. Ya bizim için bilgi bu yüzeyden ibaret değil. Mesela kitap sadece sayfasından, mürekkebinden değil. Bir de üzerinde yazılı olanların bir derinliği var. Biz de eşyaya öyle bakıyoruz yani, sadece yüzeyi değil. Ya işte bilimsellik de buradan ayrılıyoruz. Bilimsellik sadece yüzeyine bakıyor. Yani işte kitabı işte şu kağıttan yapılmış, kırmızı mürekkeple siyah mürekkep kullanılmış. Bu kitaba böyle yaklaşmak bilimsellik. Ama içine girip ya bak burada şu anlatılmış diye okuduğun zaman işte o da marifet oluyor. Kur'an kainatı tefsir ediyor. Evet. Kainat da Kur'an'ı tasdik ediyor. Aynen. Amin. Nâbis tattakna. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden, yani yaratılışın hilkatinden harice düşmüş, dışarı çıkmış ve kemal-i fıtrattan, yaratılışın kemalinden yine sükut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. İşte bugün en çok basın sektöründe gördüğümüz bir şey. Adam böyle problemli yerleri seçiyor adeta. Rating yapacak. Evet, çünkü onda rating olacak. Ne sorun var diyor toplumda bugünlerde. İşte şu sorunlar var. Çekiyor koyuyor. Ve hani izlediğiniz zaman, ana haber bültenlerini uzun süre takip ettiğiniz zaman böyle içiniz yıkılıyor. Hani hiç mi gülünecek bir şey yok ya bu dünyada, hiç mi sevinilecek bir şey yok bu dünyada gibi bir noktaya geliyorsunuz. Bu hareketi hiç güzel şeyler olmuyor mu? Halbuki şöyle bir abi, değil mi, çıktığınızda dışarıya ya kedi yavrum. Güneş var ya. Güneş var. Çiçekler açmış. Hayat var yani dışarıda. Bebekler gülümsüyor, çocuklar gülümsüyor. İşte algı yönetimi aslında orada yapılan biraz da o. Müslümanlar onun dışına çıkarak kainata bakmaya çalışıyorlar. Mesela diyorum, örnek veriyorsun Hazretleri, en cami, kapsamlı bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini, insanın yaratılışını adi deyip lakaytlıkla bakar. Yani böyle bir şeye hayret etmemizi isteyen var mı? Ya bugün de şu kadar insan mükemmel şekilde yaratıldı. Kaç çocuk doğdu diyelim bugün? 1 milyon tane çocuk doğdu. 1 milyon tane çocuğun hepsinin 2 tane kulağı var. Böyle bir şeye hayret etmemizi isteyen var mı? Olması gerekiyormuş gibi. Zaten o öyle. Ama bir çocuk doğdu diyor mesela, devamında o gelecek. Ama bir çocuk doğdu, çocuğun 3 kulağı var. Aa, çık 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 çık, işte kameralar şeyler falan, hemen haber. 3 kulaklı çocuk neler yapıyor, 3 kulaklı çocuk günden bugün ne yaptı? Bütün medya o oluyor. Halbuki 1 milyon çocuğun hepsinin 2 kulaklı normal yaratılmış olması çok büyük bir mucize. Ya aslında Cenab-ı Hak bu 3 kulaklığı da herhalde, değil mi Aslan abi? Bir fark. Ara sıra İbret için. İbret için ara sıra yani insanlar düşünsünler. Yani bu hep 2 kulak nasıl oluyor? Evet. Niye? İbret için. İbret için. Evet. Yani 9 milyar bir insan var. Hı-hı. O sanat. Arada Cenab-ı Hak öyle yanıyor. İbret ve şükür için. Tek ona bakacak. Bunlar. Abi diyorlar ya. 2 başlı olana mucize. Tabii 2 başlıya mucize. 1 başlı milyarlarca var. Adi görüyor. Yani evet. Şimdi onu normalleştiriyor ki mesela 2 göz olmasa görüntü olmayacak. Evet. Yaratıcıyı göstermemeye çalışıyor. Evet. Hatta derler ya işte Allah her köyde bir deli yaratıyor ki akıllılar akılın nimesini bilsin, hani onun kıymeti olduğunu. Hakikaten de bir öyle bir şey var ha. Böyle nerede bir insan topluluğu var, mutlaka işlerinde böyle bir tane işte zihinsel özürlü tabir ettiğimiz birisi olur. Allah diyor ki yani bak böyle de olabilirdiniz.
Ama hepinizin aklı var, bir bununki yok. Halbuki haşa sümme haşa, tesadüfen olsa, mesela elimizde bir avuç zar olsun, yani hepsinin altı gelme olasılığı yüzde kaçtır? Çok düşüktür. Çok çok. Çok çok düşüktür. Belki bir tanesi gelse deriz, ha bir tanesi altı geldi falan. Milyonda olur abi. Heh. Matematik hesap yaparsan kaç milyonda biri olur. Abi. Evet. Ama Cenab-ı Hak dünyada her gün işte diyelim bir günde bir milyon bebek yaratıyor. İçindeki yüz binler, milyonlar ihtimallerin tamamı denk geliyor. Altı 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 geliyor hepsi yani. O da yani o zarların sayısıyla ölçülemez. Kaç ihtimal var yani bir çocuğun sakat doğması. Ne kadar hastalık varsa o kadar ihtimal var. Evet. Nerede kalmıştık? Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hılkatini adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemali hılkatinden huruc etmiş üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istigrapla, yani garip bulmanın çığlıklarıyla, bakın bakın burada ne var ne var falan gibi onu tabir ediyor. Velvele-i istigrapla nazarı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gayiptan muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesi üstüne çeker. İşte mesela bebeklerin, doğan bebeklerin anne sütüyle beslenmesi. Annede bebek doğmadan önce süt yok. Bebekle beraber yaratılıyor o süt. Bütün kuzular. Evet, kuzular. Bütün canlıların yavruları. Ve annenin ondan haberi yok. Annenin haberi yok, kendisi üretmiyor. Değil mi? Tabii. Deney tüplerine koymuyor böyle, çalışmıyor. Ben bunu artık yapayım diye öyle bir şey yok. Çünkü önceden yok. Evet. Yavruyla beraber demek ki onu işleyen Cenab-ı Hak. Yani onun orada bir dahli yok. Yok. O sütte. İşte felsefe bunları hep bize normalleştiriyor abi. Düşünme bunları diyor. Bunları düşünme diyor. Mesela hiçbir tane anne veya işte hiçbir tane canlının annesi, yavrusu işte ben sütüm olmayacak şeyiyle bakmıyor, düşüncesiyle bakmıyor. Hep felsefe bize bunu olağanmış gibi, normalmiş gibi hissettiriyor, hissettiriyor, hissettiriyor. Ta ki olmadığı zaman bizim dikkatimizi celbediyor. Diyoruz ki ya niye olmadı, niye sıkıntı çıktı? Oysa o olana kadar ki mucizeyi anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim de bize diyor ki bu pencereden bak. Diyor ki hep olağan dışına baktığın zaman sen hayret ediyorsun. Oysa olağana da bak, oradan da hayret et. O da bir bilgi alanı. O da bir bilgi alanı. Asıl yer. Asıl yer. En geniş bilgi alanı da o zaten. Bir de abi mesela işte bu istatistikle ilgilenenler bilirler. Süremizi de aşmayalım, bir bakayım saate. Bir şeyde mesela doğru şey yapmak için, tahlil yapmak için örnek sayısını arttırırsın ki ya da genelin sonucunu verebilecek kadar örnek kullanabilirsin ki hani onda yaptığın test genele dair hüküm oluştursun. Ama sen hep sorunları çekersen, olmayanı çekersen ondan çıkardığın hüküm de şey olmaz. Şöyle bir şey abi, mesela anket yaparsan, devamlı aynı mahallede bir anket yaparsan sonuç hep aynı çıkıyor. Fatih'te yaparsan sonuç belli. Kadıköy'de yaparsan sonuç belli. Ama alıp mesela o anketleri birbirine karıştırdığın zaman genelin sonucuna aynen yaklaşık öyle bir sonuç çıkarırsın. Aynen. Misal mesela Türkiye'de 81 ilin belli ilçelerini seçtikten sonra bunları harmanlayıp bir sonuç ortaya çıktığı zaman diyorsun ki evet bu sonuç genele yayabiliriz. Ama kalkıp sadece İstanbul'da yapılan bir anketi tüm Türkiye'ye yayabilir miyiz? Yayamayız. Niye? Çünkü her şeyin farklı bir değerleri var. Aynen öyle. O yüzden genele yüzümüzün bakması lazım. O şimdi ne diyecektim bak onu da unuttum arada. Anketten bir yere bağlayacaktım abi, onu kopardım. İstatistikten gidiyordum. İstatistikten gidiyordum abi. Ha şey, işte mesela ateistler, hani Üstad Hazretleri bir yerde diyor, kafir diyor aslında, inançsız diyor. Allah'a inanmıyor değil, Allah'a düşman aslında. Niye? Hep kainatın sorumlu yerlerine bakıyor. İşte neden savaşlar var, Allah varsa işte açlık niye oluyor, Allah varsa işte bunlar niye var, Allah varsa otobüsümü niye kaçırdım? Ta buraya kadar yani hayatındaki bütün sorunları sanki hepsinin şeyi Allah'mış gibi, kendisinin hiç hatası yokmuş gibi bakıp bakıp bütün... Dikkat edin arkadaşlar, ateistler genelde karamsar insanlardan oluyor. Adam hayata hep böyle baktığın için Allah hakkında da artık hüsnü zannedemez oluyor. Halbuki bir bak bakalım Allah sana neler verdi. Bak var olmuşsun, doğmuşsun, sağlıkla büyümüşsün falan falan, kaç nimeti var. Uzatmayayım abiler, buradan keseyim şuradan inşallah. Çünkü süreyi aşıyorum galiba.
bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybtan muntazam iyaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan şüzuz etmiş, yani ondan sıyrılmış, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iyaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. Yani işte bugün de belgesellerde mesela sıra dışı bir şey oluyor. Bir canlının sıra dışı bir şekilde beslenmesi oluyor. Onu çok nazara veriyorlar. Ama her bir canlının düzenli bir şekilde rızık almasını pek nazara vermiyorlar gibi. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası. Kur'an'ın zenginliği buradan geliyor. Bakış açımızı genişletiyor. Ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani, yani Allah'ı bilme cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın i'caz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat sanatı muntazam üsluplarla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, şu paragrafı da okuyayım bitireyim. Ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak birer hatt-ı münasebet uzatıyor. Güya her bir yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte kilit cümle burası. İntizamsızlık içindeki kemali intizamı gör, ibret al. İşte intizamsızlık içindeki kemali intizamı gör, ibret al. Süremden birazcık aşmayı göze alarak buraya da girmek istiyorum. Azıcık anlatayım burayı da bitirmiş olalım. Ondan sonra Fatiha'sını verelim. Şimdi bizim işte roman okuyoruz, kitap okuyoruz. Bunlardan alıştığımız bir edebi üslup var. Nedir? Abi aldım baksın gitsin ya. Beni sürüklesin böyle yani. Açtı mı böyle işte polisiye roman olduysa mesela. Hiç arada bir şey okuduğumu fark etmeyeyim. Hiç diye sonuna gitsin. 500 sayfa, 600 sayfa. Kur'an böyle mi? Değil. Kur'an birbirinden çok kopuk. Yani çok kopuk derken sanki her biri müstakilmiş gibi kısımlardan oluşuyor. Hani mesela bir yerde gidiyor, birdenbire mesela cennet bahsine geçiyor. Birden gidiyor mesela oradan başka bir yere sıçrıyor. Birden işte peygamber kıssasına geçiyor. Peygamber kıssasından başka bir yere gidiyor. Yani Kur'an'da şey yaptığınız zaman, böyle okuduğunuz zaman, hatta birisi bana bunu demişti yani internette. Ya ben Kur'an okudum kardeşim, mucize diyorsunuz ama işte inançsız birisi. Ya mucize diyorsunuz ama ben açtım meali okudum abi, hiç sürükleyici değil diyor ya. Yani sanki Cenab-ı Hak öyle yapmak zorundaymış gibi. Abi hiç sürükleyici değil ya diyor. Oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Bu ne sağlıyor Kur'an'a? Burada onu anlattı işte bize. Nasıl? Mesela diyelim elinizde tek bir parça bir oyuncak var. Diyelim Yusuf'un tek bir parça robotu var. Şimdi Yusuf bu robotu olduğu şeyden başka türlü kullanamaz. Onun nasıl tek parça döktülerse, değil mi Yusuf? Ancak o oynanır yani. Kolunu bacağını sökeyim, başka bir şey yapayım olmaz. Tekrar birleşmez, o olmaz öyle. Ama diyelim ki Yusuf Legolardan bir oyuncağı var. Yine robot ama Legolarda. Böyle parçalardan yapılmış. Yusuf onu parçalar. Daha sonra araba yapabilir mi? Yapar. Yusuf onu tekrar parçalar, ondan ev yapar mı? Değil mi Yusuf?
Yapılır değil mi Yusuf? Yani legolardan oluşursa yapılabilir. Haşa sümme haşa. Benzetmek gibi olmasın ama Kur'an-ı Kerim'deki o parçalı yapı da aslında tıpkı legolar gibidir. Yani mesela Kur'an'dan bir ayeti bir yerden alırsın, ta başka bir yerdeki bir ayetle beraber ikisini değerlendirebilirsin. İkisi böyle beraber okunur. Üstadım burada mesela bize başta manşet verdiği ayetlerin birisi Yasin suresinde, birisi İsra suresinde. Birisi 17. sure, diğeri 36. sure. Bak ikisini beraber ele alabiliyorsun. Kur'an'ın bu parçalı yapısı aslında metni zenginleştirmiştir. Oradan onu alıp, buradan bunu alıp ikisini beraber değerlendirip, işte burada uzay örneği verdi mesela. Uzaya bakıyoruz. Yıldızları çok mu düzenli görüyoruz baktığımızda? Abi hemen bitiriyorum. Uzaya baktığımız zaman yıldızlar bize nasıl gözüküyor? Küçük gözüküyor. Bir de böyle bir karışıklık varmış gibi değil mi abi? O orada, bu burada, hani böyle bir cetvelle 2 santim 2 santim ölçülüp konmamış yıldızlar böyle yani. Aralarında aynı sabit mesafeler yok. Bir karmaşa var. Ama o karmaşa içinde aslında çekim kuvvetlerin etkisi, tepkisiyle ölçülmüş şeyler var. Dağınıklık gibi gözüküyor. Aslında orada çok büyük matematiksel düzen var. Bir intizam var. Üstad diyor ki Kur'an'daki ayetlerin dizilimi de uzay gibidir. Bak, bakışımızı nereye çıkarıyor? Kur'an'daki ayetlerin dizilimi de uzay gibidir diyor. Bir tane mesela diyelim ben şimdi dünyanın üstünde durdum. Uzaya bakıyorum. Uzay bana bir manzara veriyor değil mi? Ama gitsem Andromeda galaksisinde bilmem filanca gezegenin üstünde dursam baksam uzay başka bir manzara verir. Başka şey tabii. Evet. Burada da onu diyor. Kur'an'ın bütün ayetleri her birisi diğerine böyle uzaydaki o kozmik bağlar gibi, üç boyutlu bağlar gibi bağlıdır. Birbirine bağlı. Hangi ayetten bir gözünüz açılırsa, kalbiniz açılırsa yeni bir manzara bulursunuz diyor. Orayı bir daha okuyayım bakın böyle deyince aklınıza gelecek. Evet. Nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten adem intizamı yani zahirde sanki düzensizmiş gibi gözüküyorlar. Cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara, diğer yıldızların çoğuna bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki yani çevresindeki birer birer her bir yıldızda mevcudat beyninde nispeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. Yani her bir ayetin bütün diğer ayetlere bakan bir yüzü var. İşte intizamsızlık içinde kemal intizamı gör, ibret al ve meallemnehu şi'ranın bir sırrını bil diyor. Buradan başka bir mevzuya geçiyor. Artık geçmeyelim zaten süremiz açtı. Erdem abi de böyle bakıyor bana zaten. Pekala ne diyelim Cenab-ı Hak bu ayetlerden, bu sırlardan, bu derslerden hissemizi ziyade eylesin. Üstadın da ebediyen razı olsun ki böyle hakikatleri bize bildirmiş. Bunları Cenab-ı Hak biz okuduk, öğrendik. İnşallah bizim için hıfz etsin. Lazım olduğunda da bize tekrar iade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.